Bir şey hocam, biz çayı çok seven bir toplumuz, çay tüketen bir toplumuz ve çayın yanında da tabii kahve tüketimi çok fazla. Peki çay ve kahve tüketimi nasıl olmalı? Evet, özellikle çayı ve kahveyi seven bir milletiz. Çayı daha çok. Eğer ki kişinin bir demir eksikliği anemisi varsa, var olan bir kansızlığı varsa, sabah kahvaltılarında ben çok fazla çay içme taraftarı değilim. Çünkü çay içeriği itibariyle demir emilimini engelleyebiliyor. Daha çok hani C vitamini içeren işte sebzeler tüketmek veya işte dereotu maydanozun üzerine limon sıkıp tüketmek daha faydalı olacaktır kahvaltıda. Yine kahve de aynı şekilde kafein içerdiği için eğer ki kişinin kalp çarpıntısı varsa veya değişik rahatsızlıkları varsa kafein de rahatsızlığa sebep olabilir. İkisi de yine su vücuttan attığı için, diüretik etki yaptığı için onu tekrardan suyla dengelemek gerekiyor. Yani her bir bardak çay ve her bir bardak kahve için tekrardan bir bardak su içmek gerekiyor mutlaka. Yine bitki çayları da çok fazla soruluyor bize. Bitki çaylarını nasıl demleyelim özellikle? Genelde hani 2-3 veya 4 dakikadan fazla tutmamak gerekiyor. Yine suyun çok fazla kaynar sıcaklıkta değil de biraz daha durulmuş sıcaklıkta, durulmuş su olduğunda daha etkili bir demleme şekli olabiliyor. Kişiler bilinçsizce değişik bitki çayları alıp zayıflatma anlamında da kullanabiliyor. Bunları lütfen yapmayalım. Buradan da uyarmış olalım. İçeriğini bilmediğiniz zayıflatma adı altında geçen hiçbir bitki çayını tüketmeyelim. Bitki çayı olarak hani hiçbir rahatsızlığınız yoksa yeşil çay içebilirsiniz. Fakat tansiyon hastasıysanız veya tiroidlerinizde bir sıkıntı varsa, kalp çarpıntınız varsa yeşil çayı da önermiyoruz. Yine ödeminiz fazla varsa, yine hiçbir hastalığınız yoksa kiraz sapı çayından yardım alabilirsiniz. Hani bir şeyleri çok fazla miktarda tüketmek, eğer ki kişinin bir hastalığı varsa bitki çayı deyip geçmemek lazım. Tam tersi etki yaratabilir.